Ve efendim programımızın geldik en çok istek alan bölümüne. Sevgili partnerim, uzman klinik psikolog Bilgül Özgüvenç ile birlikte kırmızı koltuğa aldığımız bölümüne. Evet, bu bölümde sizden gelen soruları üzerinde çalışıyoruz, rafine ediyoruz ve nasıl yardımcı olabileceğimizi, sizlere neler izah edebileceğimizi sevgili partnerimle birlikte belirliyoruz. Evet sevgili Bilgül'cüm, senle bugün kıskançlığı konuşacağız. Kıskançlık nasıl bir duygudur? Önce bununla başlayalım. Aslında kıskançlık karmaşık birçok duygu içinde barındıran bir hali vardır. Bunun içinde korku da olabilir, kaygı da olabilir, üzüntü de olabilir. Yani biraz kombine bir duygu diyebilirim. Aslında sevilen şeyin kaybetme korkusuyla birlikte oluşan bir duygu durumu. Yani kaybedeceğinden korkma. Aslında herhangi bir tehlike olmadığı halde bir tehlike sanısı içerisinde gösterilen bir duygu ve bununla birlikte gelen tepki tabii ki. Peki, evet böyle bir duygu var. Hı-hı. Psikolojide bu duygunun patolojik olma hali veya normalin dışında olma hali var mı? Tabii ki var. Bizim normal diye tanımladığımız bir kıskançlık hali var. Bir de patolojik kıskançlık dediğimiz. Shakespeare, Otello'nun karısıyla yaşadığı hikayeden aslında sonunda karısını öldürüyor. Kıskançlık sonucunda gerçekleşen bir ölüm hikayesini anlatıyor. O yüzden bu sendromuna da Otello sendromu olarak karşımıza çıkıyor. Patolojik kıskançlık diye bir şey var yani. Peki Shakespeare'in karısını öldürdüğü Otello'yu bir yana bırakırsak ilişkilerdeki kıskançlığın durumunu biraz irdelemek istiyorum. Yeri nedir ilişkilerde kıskançlığın? Aslında yapılan araştırmalarda şöyle bir bilgi var. Birçok boşanmanın, ayrılığın kıskançlık dolayısıyla oluştuğu ve gerçekleştiği söyleniyor. Yani araştırmaların sonucu bu. Aslında kıskançlık çok da görünür, ilişkilerin içinde çok da problem arz eden bir durum. Problem belki de ilişkiye özel de olabilir. Ancak geneli değerlendirecek olursak, kıskançlığın miktarı mı yoksa varlığı mı? Yani az miktarda kıskançlığın yeri var mı? Yoksa her boyutu da ilişkide olmaması tehlikeli gereken bir mi diyorsunuz? Aslında çok az miktarda, hani şimdi bunun ayrımını yapacağız birazdan ama çok az miktarda kıskançlık şunu sağlayabilir. Biz ilişkilerimiz ilerledikçe, süreç uzadıkça ya da evlendiğimizde artık partnerimize alışırız ve daha şey davranırız, özensiz davranabiliriz. Bu anlamda böyle minik kıskançlıklar ilişkinin enerjisini korumak adına, ilişkiyi daha ayakta tutmak adına minik ama çok minik. Hani burada özellikle burayı baskılıyorum. İlişkiye fayda sağlayabilir. Fakat bu kıskançlık eğer diğer partnere hareket alanını kısıtlıyorsa, yaşam koşullarını değiştirmesine sebep oluyorsa, bu sınır aşımına sebep oluyorsa bu patolojik kıskançlığa artık patolojik kıskançlığa doğru gidiyor demektir. Peki o zaman patolojik kıskançlık o sınırı geçtik nedir? Patolojik kıskançlıkta şöyle belirtiler var. Çiftler özellikle dinliyorlarsa bu belirtiler varsa kesinlikle bir uzman desteği almalarında fayda var. Yani çift terapisi almalarında fayda var. Eğer partneriniz sizin sosyal medyanızı, telefonunuzu karıştırıyorsa, gittiğiniz geldiğiniz yerleri takip ediyorsa ki patolojik kıskançlığı olan kişiler bunları kendilerine hak bulurlar. İşte gittiğiniz geldiğiniz yerleri kısıtlıyorlarsa giydiğiniz ya da işte bu makyajınız olur, kıyafetiniz olur bunlara karışıyorsa, görüştüğünüz kişilere karışıyorlarsa ve sizin yaşam alanınızı daraltıyorlarsa bu patolojik kıskançlık olarak tanımlanabilir. Şimdi tabii bu tanımlamaların hepsini aldık, kabul ettik. Bunlar var. Bu tabloda birbirinden farklı, aslında sorunsal diyeceğimiz şeyler var. Peki bu noktada siz hem çift terapisi yapan bir psikologsunuz, hem de cinsel terapist yapan bir klinik psikologsunuz. Bu noktada terapi süreçleriyle bu duygu durumunu, kıskançlığı çözüme kavuşturabiliyor musunuz? Kesinlikle evet. Psikoterapi özellikle
çift terapisinde kıskançlıkla ilgili problemleri çözebiliyoruz. Daha doğrusu kıskançlığı yaşayan hangi partnerse onunla bu anlamda çalışabiliyoruz. Çünkü burada şunu da eklemek istiyorum. Genelde kadınlar kıskandıklarında daha duygusal yaklaşırlar ve daha alttan alıcılardır. Fakat erkekler bu anlamda sıkıntılılar çünkü tepkilerini fiziksel olarak verebiliyorlar. Hatta eminim gazetelerin 3. sayfasında bu anlamda kötü haberler okumuş sunuzdur. Tabii. Ve şey der hani sevdamdan öldürdüm ya da çok seviyordum dayanamadım gibi cümleler söylerler. Erkekler bu anlamda daha çok fiziksel şiddete yönelebiliyorlar. Evet. Terapiyi ve psikoterapiyi ben bu noktada irdelemek istiyorum. Evet hemen hemen gün geçmiyor ki bu bahsettiğiniz haberlere benzer haberleri görmeyelim. Elbette bir çözümü olmalı bunun. Sosyal yaşantının içerisinde bizlere düşen görevler de var. Topluma düşen görevler de var. Kesinlikle. Fakat bu noktadaki psikoterapiyi bir hekim olarak sorgulamak istiyorum. Hap bilgi şeklinde elbette evde kendi kendilerine böyle bir telkini yapamayacaklardı. Ancak hangi alanlarda dolaşması gerektiğini, bu alanlarda psikoterapinin ne gibi çareler oluşturabileceğinden bahseder misin bize? Şimdi şöyle aslında bu patolojik kıskançlık yeterli ilgi, sevgi görmeyen, ilgi görmeyerek büyüyen bireylerde özellikle görülebiliyor ya da modelleri kıskanarak davrandıysa, koruyucu davrandıysa bunu öğrenip bunu deneyimleyebiliyorlar. Genel olarak kıskançlık, değersizlik ve yetersizlik durumunda hatta özgüvenle ilgili sıkıntılarda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hangi partnerde hani diğer partneri rahatsız edici bir durum varsa hani onun değerli hissedebileceği, yeterli hissedebileceği ya da özgüvenini arttırıcı davranışlar yani onun aslında özel olduğunu hissettirdiğinizde burası eğer ciddi anlamda çok yüksek level'da değilse çiftler arasındaki iletişimle birlikte daha iyi hale gelebilir. Ama işte bununla da başaramıyorsanız muhakkak çift terapisi burada çözüm olabilir. Çünkü kıskançlığı yaşayan partnerle birebir çalıştığımızda hem bununla nasıl baş edeceğini öğretiyoruz, hem bunun neden kaynaklandığını öğretiyoruz. Çünkü bazısının gerçekten normal sevgi dili bu. Ve hani kıskanan seviyordur gibi bir cümle var ya, halk arasında da konuşulur. Hı. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Sadece sevgi dilini öyle öğrendiği için öyle tanımlıyor ve öyle yaşıyor. Şimdi ben bir resim çizmek istiyorum. Şöyle ki, çift terapisi yapar iken kıskançlık sorunuyla size başvurmuş bir çifti ayrı ayrı da değerlendirebilirsiniz ama özellikle çözümü çift terapisi sağlıyor ise bu durumu karşınıza alıp nasıl yaklaşacağınızı, belki bu amaçla ben terapiste gitmekten çekiniyorum diyen izleyicilerimiz için de bunun bir tabu olmaktan çok artık çok doğal bir yaklaşım süreci olduğunu sizler aracılığıyla izleyicilerimize açmak istiyorum. Bir çift size geldi ve kıskançlık sorunuyla karşı karşıya çözmek istiyorlar. Ancak bunu önleyebilmek için de bir çözümleri yok. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi burada kıskançlığa sebep olan ne? Gerçekten bir tehlike var mı, risk var mı? Onu değerlendiriyorum. İlk analiz o. Çünkü hani patolojik kıskançlıkta biraz önce de söyledim. Tehlike sanısı vardır. Yani tehlike olmasa bile bir tehlikenin varlığını düşünüp ona önlem almaya, onu kontrol etmeye çalışır. Dolayısıyla tehlike var mı yok mu önce bunu sorguluyoruz. Zaten ayrıca tek tek almamın sebebi de bu. Tehlike olabiliyor bazen. Çiftlerin bir bundan haberi hani birinin oluyor birinin olmuyor. Birbirlerinin yanında paylaşmak istemiyorlar. O anlamda önce birlikte alıyorum. Bir tehlike var mı konuşuyoruz. Hani neyi kontrol etmeye çalışıyor kıskanan kişi ya da bu kıskançlıktan etkilenen partner hangi ruhsal durumla karşı karşıya kalıyor? Aslında evde konuşamadıklarını, evde çözemedikleri problemi orada daha doğru sorularla daha ifade eder hale geliyorlar. Ve şey konuşuyoruz aslında, ne olsa daha iyi olur. Hani ne olsa, evet siz hani eşiniz ne yapsa daha
güvende hissedersiniz ya da değerli hissedersiniz ya da yeterli hissedersiniz. Aslında bunları çözüyoruz ve iki tarafta hem diğer taraf kıskançlığa maruz kalmamış oluyor. Kalırsa da bununla nasıl baş edeceğini öğreniyor. Kıskanan taraf da bunun sebebini, nedenlerini farkına varıp o davranışını yönetmeye çalışıyor ya da öğreniyor. Öyle söyleyebilirim. Ve bu konuda psikoterapi ile kıskançlığın aile yaşantısında aile bütünlüğünü bozmasına engel dahi olunabilerek kesinlikle olunabilir. Hayatı daha kaliteli, daha güzel yaşamayı sağlayabiliyoruz. Evet, diyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık, çok da güzel diyorsunuz. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Ve efendim geldik programımızın sonuna. Bugünlük burada sonlanıyor. Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rapiniz Çok Yaşa bugünlük burada sona erdi. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Sevgili partnerim Doktor Özgür Koldaş'la birlikte bugün kıskançlığı konuştuk. Kıskançlığın psikolojisinden bahsettik. Çift terapilerinden bahsettik. Keyifli konuklar ağırladık. Güzel bir cumartesi geçirdik. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi davranın.